Merhaba arkadaşlar. Kışın denemek amaçlı çift katlı kovan bıraktım. Bakalım sonuçlar nedir? Artık havalar iyice ısınmaya başladı. Bahar geldi. Bir bakalım durumu nedir? Denemek amaçlı yapmış olduğum kovanımın durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de ilk kez açıyorum. Sizlerle beraber ilk kez ben de bakacağım. İlk önce alt kata bakalım. Üst kata. Evet. Bu kovanım çok yoğun bir kovandı. Tek kata düşürmeyi düşündüm. Sonradan bir denemek amaçlı. Bu şekilde bir deneyeyim dedim. Durumu nedir? Bakmak istiyorum. Bu arada çok güzel polen geliyor. Maşallah. Artık bahar geldi. Sezona başlamış olduk. Bir tanesini alayım. Evet. Alt katta bal. Yok denemeyecek kadar var yani. Bakalım. Anamız yukarıda mı aşağıda mı? Hem bunları görmüş olalım. Biraz açık ballarımız var komple görüldüğü üzere devam ediyor böyle. Ballarımız var. Bu şekilde görüldüğü üzere ballarımız var. Tam dolu değil yani, kapalı değil. Atlamak istiyorum. Hızlı bir şekilde. Çok da rahatsız etmiyor. Etkisi mi varlar mı? Varlar biraz hırçın. Görüldüğü gibi ballarımız var. Ben bunları dolu bir şekilde bırakmıştım bu balları. Çünkü fazla ben arımdan bal almıyorum. Arıyı da riske atmak istemiyorum. Çünkü baharın da lazım olacak bu bal. Şu an çıtlara baktım şurada. Ondan sonra şey yapayım, fazla da şey yapayım. Mesela aynı şekilde her tarafta. Üstte de bal var. Atlar kapatılmamış. Bal var ama içinde. Gördüğünüz üzere bal stoğu yeterli. Aynı. Aldığımız çerçeve aynı yanına bırakmaya dikkat edelim. Arının şeyle oynamayalım. Çalışma şeklinde. Aramız demek ki üst katta. Halil üst katta daha sıcak olduğu için üst kattadır diye düşünüyorum. Evet, burada işimiz bitti. Şimdi katımızı yerine koyalım. Şimdi. Tamamdır. Şimdi üst kata bakalım nedir durumu. Tekrar göstermek istiyorum. Naylonum var, çuvalım var ve kapağın altına da stafor koydum. Ben bu şekilde arıyı muhafaza ediyorum. Maşallah. Düşündüğüm gibi arı üst katta.
Ben her zaman proteinli kek kullanıyorum. Faydasını görüyorum. Yavru olarak daha çok yavru alanı sağlıyor. Anarya yavrulamasını sağlıyor. Çünkü gündüz gibi kolay olmadığı zaman ana umurtlamaz. Bu da destek gıda olarak veriyorum. Her zaman kullandığım da oluyor. Stokları ne durumdaymış? Ama bunu biraz ısıyor şansımıza. Evet. Oo maşallah. Görüldüğü gibi balımız dolu. Aynı şekilde. Her zaman arıma fazla miktarda bal bırakıyor. Çünkü aç kutusunda kapılırsa yavrulamayı keser. O yüzden devamlı. Ayrıca diğer videolarda paylaştığım gibi hazırda bekleyen peteklerim de var benim. Yani gerektiği zaman onu vereceğim. Şerbeti sadece teşvik olarak çok az veriyorum. Genelde hep balla şey yapıyorum. Mesela anamız burada geziyor. Şurada araya girdi. Şimdi şurada araya girdi. Ve burada günlük yavrularım var. Kapalı yavrum var. Maşallah. Gördüğü gibi bakıyoruz. Günlük ve kapalı yavrularımız mevcut. Maşallah. Gördüğünüz üzere kapalı yavru, ortada açık yumurtalar var, larvalar var. Bu şekilde devam ediyor. Arkasında da aynı şekilde. Anası yaşlı olmasına rağmen bunun 2017 anası. Ama yine güzel yumurtlamış. Nasıl olursa bunların hepsini kendi ürettiğim, bu sene üreteceğim analara değiştireceğim. Bunlar biraz da ırkı, ırçın bunların. Vuruyor beni. Bir, iki. Evet. Bu komple kapalı yavru. Gördüğünüz gibi. Evet, arkası da aynı şekilde. Orada da var. O da kapalı. Neydi bu durum? Hemen 1, 2, 3, 4, 5 çıtada yavru çıtamız var. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü havaların durumu nedeniyle aramız biraz hırçın. Rahatsız edilmekten hoşlanmıyor. Havaları vermeyelim. Yavaş yavaş. Benim kovanımda olmazsa olmazım yarım yemlik ve bölme şuruplu. Bunu en alta koyuyoruz. En alta koyuyoruz ki erkek arı gözü atsın. Para ile mücadele için kullanıyorum bunu. Bu da bölme yaratısı şeklindeki yemliğim. Bunlar da artık biraz daha olmalı. Onları da kullanmasını beraber
seyrederiz. Artık kapatabiliriz aramızı. Çuvalımızı koyuyoruz. Fazla da görüldüğü gibi iki katlı kışlatma doluyormuş demek ki. Tabi bu benim kovanım güçlü bir kovanım. Yani ufak az bir kovan değildi. O yüzden bunu bir denemek amaçlı. İki katla kışlattım. Görüldüğü gibi de iyi maşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler.